And the reason we've asked you particularly to come tonight is when we spoke to a lot of the mums, they said, we understand. Can you tell our husbands, our partners, the same thing? So they realise it's about together. It's about mum and dad making the biggest difference. So I am really pleased that you've come tonight. Thank you from me for coming, because one of the hardest things in my job is making sure that all of us understand the best we can do for our children. So I thank you for giving your time to come tonight. I shall do my best to follow what's going on. I've actually heard some of this before and had it translated to me in English at the time, so hopefully I'll have the same again tonight, because I'm in that position that I can't access Turkish, and some of you are sometimes in the position you struggle with English. So tonight I'm in your position that I won't know what's going on. One of the things I would urge all of you to consider as you're listening tonight is, what can you do to help your children? It might be about talking to their mum about things. It might be about little moments when you can make a difference. I won't tonight, but I normally read with my children after they've done everything else when they're ready for bed. To me, that's a special time. I read to them and they snuggle in, and it's a special time. And I worked out that my son, who's now 10, has had that experience about 3,000 times. That's every night since he was a little boy. 3,000 times I've sat with him, cuddling and reading. He's a good reader. I wonder if the two are linked. I have a feeling they might be. So if you can't do anything else, maybe that's something you can do. Because as a busy dad, I manage that probably 4 nights out of 5. And I'm really pleased about that. Looking back now and realising how many times I've done it and the difference it's made, I'm glad I did. So think tonight, what little difference could you make? What little difference that could make a big difference? And if you're going to read with your children, doesn't matter what language, you're still reading. Doesn't matter. Kıymetli arkadaşlar, iyi akşamlar hepinize. Öncelikle ben bu mahallede oturmuyorum. Biraz geç kaldım, işte var. Özür dilerim, bu kadar insanı bekletmek. Ben dolayı mahzunum. Öncelikle onu ifade edeyim. Sayın Fischer çok gerçekten... Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bizim hikayemiz gibi. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Evet, kendim seçtim de geldim buraya ben. Aha şu kalbimden ve gırlası kafamdan istedim de geldim. Tarlayı sürmek için traktör almak lazım geldi de, ben şu kadarcık parayı biriktireyim de hemen dönerim dedim anama. Gerçi şimdi altımdaki BMW X5'in modelini henüz yeniledim ve bir de üzerinden 28 sene geçmiş ama şu kör olası traktörün parası bir denkleşmedi gitti. Beni o zaman bey görmüş gelmeden, kuyu başında su alırken, baktım ki dayı oğluyla haber göndermiş beni istetmeye. Biraz da İngiliz çikolatasıyla, rahmetli Diana'nınki gibi başlık da vardı içinde. Tabii ben de hediye vermişim. Yalnız dedim ki beye, olacak çocuklarımız elin memleketinde ne olurlar ne konuşurlar. Dedi, medeniyetin icatları oradan gelmiş. Hem İngiliz lisanını tüm dünya konuşur. Gerçi şimdi kansıldan gelen mektupları çocuklar yoramaz ya her neyse, bari Türkçe ile anlaşabilseydik. Şimdi de çocuklar, ilk kızım. Hayır dedim arkadaşım ya, ben okumam dedim böyle uyduruktan şiiri. İstemiyorum. Üf, adama zorla ders yaptırıyorlar. Kimi saçına karışır, kimi sakızına. Bir de herkesle arkadaşlık yapma diyorlar. Yok bunun şunu eksikmiş, yok bunun şunu fazlaymış. E ben kimle konuşacağım ya? Come on, this is England, freedom, okay? Evet, başka bir kardeş de şöyle diyor. Hadi annem evin temizlenmesiyle meşgul, eğer shoppingde değilse. Babamı zaten gören cennetlik. 16 saat mesaiden sonra
pelte gibi yığılmış televizyonun önünde konuşamaz bile. Yok efendim, çok para kazanması gerekiyormuş da, yok zaten ne yaparlarsa bizim içinmiş. Tamam da bizi göremeyecek kadar çalışmaları da mı bizim için, anlayamadım. Mam diyor ki, sen ne biçim oğlan oldun öyle? Pantolonun düşecek, bir kemer taksak. Ama dedim, mam, this is cool. Yani serin demek. Bir de derslerime takmış. Babam dedi, şopun inteki iyiymiş. Sanki okuyup da ne olacak da, bizim sefil öğretmen de o kadar sene dirsek çürütmüş gariban. Git gel sabah 9, akşam 5 için 3 kuruşa. Yok kitap okumazmışım. Yok hiç ödev yaparken görmemişlermiş falan filan. Sanki bir gün üstünüze izlenmesi vacip olmuş Kurtlar Vadisi'ni izlememeye korkmadan şu meretin düğmesine bir basıp da bir kitap okuduğunuzu gördük. Biz de sizin kadar hayatı idare ederiz herhalde. İni. Bu da başka bir kardeşlerim. Bu da biraz böyle radikal değişik bir şeye girmiş. Caiz değil bunların hiçbirisi. Dünyanın sonu dedikleri bu olsa gerek. Bu yağmurun saçını başını yolacağım ben zaten. Saçların Amy Winehouse'a benzerse sonun neye benzer Kadir Mevlan bilir. Özgürlükmüş. Ha, çok özgürsün sanki. Seç bakalım buradan bir özgürlük arkadaşım. Evin parasını NatWest'e mi, Halifax'a mı borçlanayım? Oyumu muhafazakar Labour'a mı yoksa özgürlükçü konservatife mi vereyim? Farklı fikirleri acımasızca tartışan köşe yazılarını Daily Mail'den mi yoksa Sun'dan mı okuyayım? Patronu gerçi ikisinin de aynı ama. Kredi kartına mı yazdırayım aldığım eteği yoksa store karda mı? Bedava verseydi hadi özgürlük diye anlardım. Yusuf desen cool'luğu bırakıp biraz da kulluk yapsa iyi olacak. Cigarası da zaten pasif smoking'den bizi elimizde çarpacak. Özgür memleket ne de olsa, bu da istemediğin kadar çamura bulaşma özgürlüğü. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlayı kahi güle, erişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Evet, önce sizleri ben takdir ettiğimi söylemek istiyorum, bu akşam buraya da bulundunuz. Sonra kıymetli arkadaşım Ertuğrul Bey, Türk Okulları Konsorsiyumu diye bir çalışma var. Gönüllü hafta sonu okullarından olan insanlar, buradaki insanlarımızın eğitimini artırmak üzere bir ortak çalışma içindeler. Beni davet etti Ertuğrul Bey. Ben de bu akşamı sizlerle paylaşmış oldum. Türk Okulları Konsorsiyumu'na ve başta Ertuğrul abiye teşekkür edeyim burada. Programı burada bitirelim. İsteyenler hadi çay kahve zamanında sorular olan varsa tekrar konuşabiliriz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet, sayın seyirciler, bu akşam Brimsdown'da, Brimsdown Primary School'da bir toplantı oldu. Bu Brimsdown Primary School'da genel yoğun Türk öğrenciler var. Bu akşam burada bir konferans oldu. Konsorsiyumun hazırladığı bir konferans. Sayın Ertuğrul Bey burada ve Fatih Beyler de konferans verdiler. Ertuğrul Bey'den bir önce bir bilgi alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konsorsiyum 2003 yılında kurulduğunda amaçlarının biri çocuklarımıza Türk dilini ve kültürünü öğretmek. Ama diğer amacımız da aynı zamanda bu memlekette çocuklarımızın İngiliz okullarındaki eğitim seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapmaktı. Bu bağlamda değerli öğretmenimiz Fatih Kahraman Bey'in hazırlamış olduğu seminerler dizisinin birini bu akşam burada Türk velilere sunduk. Bu çalışma İngiliz okulunun müdürü ile birlikte hazırlanmıştır. Türk veliler davet edildi ve şeyde göreceğiniz gibi bu sunumu Fatih hocamız velilere sundu. Ertuğrul Bey, bu sizin ilk konferansınız mı? Daha önceden böyle şeyler yaptınız mı?
Hayır, geçmişte ilk yaptığımız seminer bunun aynısı. Eltham Türk Okulu'nda yapmıştık. Ve orada da çok beğenildi, çok ilgi gördü. Daha sonraki yıllarda daha birkaç Türk okulunda da yapıldı. İlk defa olarak bir İngiliz okulunda bunu gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz bir şekilde Türk okullarına giden çocukların velilerine hem ulaşmak kolay hem de o velilerin çocukların eğitimlerine olan ilgilerinin fazla olduğunu biliyoruz. Bizim ikinci hedefimiz İngiliz okullarında ki velilere, Türk velilere ulaşmak. Çünkü birçokları çocuklarını Türk okullarına getirmiyorlar ve bu yaptığımız girişimin de başarılı olduğunu gördük ve bu çalışmalarımıza devam edeceğiz kısmetse. Güzel. Aynı zamanda çocuklarımızı Türk okullarına işte davet edip onların işte Türkçelerini geliştirip tabii, topluma kazandırmak. Tabii bundan önceki iki seminerde bunu vurguladık, velilere anlattık. Zaten anneler gelmişti. Bu gece de babalara yönelik yapıldı. Bu gece aynı vurguyu yapmak istemedik. Biraz fazla şey olmasın, aşırı olmasın diye. Çok teşekkürler. Biz Fatih Bey'e konuşalım. Evet Fatih Bey, bugün güzel bir konferans yaptınız. Ailelerle güzel konuştunuz, babalarla daha doğrusu. Görüşlerinizi alalım. Şimdi İngiltere'de yaşayan toplumumuzun eğitim uzun zamandan beri kanayan bir yarası. Bununla ilgili işte konsorsiyumdaki arkadaşlarımızla, Türk Okulları Konsorsiyumundaki arkadaşlarımızla beraber belli bir zamandan beri çalışmalar yapıyoruz. Bunların çoğunluğu hep hafta sonu okulları bünyesinde oluyordu. Biz zamandan beri İngiliz devlet okullarında da bu aktivitelerini yansıtıyoruz. Çünkü bu okullarda aslında büyük çoğunluk Türkçe konuşan toplumumuz var. Bunlardan bir tanesi olmuş oldu ve bu çok başarılı geçti. Çok güzel bir katılım vardı. Hatta Müdür Bey çoğu veli toplantısında bile böyle güzel bir katılım olmadığını hatta ifade etti. Bu akşam 43 tane veli vardı. Daha önceki günlerde de birisinde 50 küsur kişi vardı herhalde. 50, diğerinde de 50 küsur kişi vardı. Ve 3 tane bu seri olarak yapılmış oldu ve işte buradaki eğitim sistemi üzerinde durduk. Velilerin değişik soruları oldu. Ayrıca önemli üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi de velilerin çocukların eğitimine katkısı ne olabilir konuları üzerinde durduk. Tabii velilerin bir sürü soruları var. Buranın sistemini bilmiyorlar. Çocuklarına nasıl destek olacaklarını bilmiyorlar. Bunun gibi bir sürü problemler var. Bunlarla ilgili bir fikir alışverişi yapmış olduk. Çok güzel ilgili oldu. Yani normalde 8.30'da bitecekti program. Şu anda saat 9'u çeyrek evet. Geçiyor ve hala... Şimdi şöyle özetle sıralandırırsak başlıklar altında. Buradaki çocuklarımızın, yani başarısız olan çocuklarımızın başlıca sorunları nelerdir? Yani maddeler olarak bir kısa bir şekilde aktarırsanız. Çocuklarımızın en büyük sorunu aslında... bu biraz iddialı bir söz olacak ama gerçekten kendilerini güçlü anlamda destekleyen velilerin olmaması bence. Çünkü bir çocuklarımızın başarısı diye konuştuğumuzda bir çocuk zaten 10 yaşındaki bir çocuğun başarısı zaten yani okula başlayalı 3-5 sene olmuş. O aslında çok uzun bir süre ailesinde eğitim alıyor. Okulda zaten bir çocuk hayatının %20'sini geçiriyor. %80'ini okulun dışındaki zamanlarda geçiriyor. Ve başarısız olan çocukların büyük ölçüdeki başarısızlıklarının sebebi ile direkt ailelerin onlara ilgi göstermemesi bağlantısı var. Dolayısıyla çocuğun başarısı direkt ailenin bir ürünü. Ondan dolayı direkt çocuğun başarısı denemez bence. Velinin başarısı denmeli. Eğer biz velilerimizin bu konudaki bilincini artırırsak ve onları İngiltere'deki fırsatlar ve İngiltere'deki yapmaları gereken şeyler konusunda uyandırabilirsek ve uyarabilirsek zannediyorum... Onlar kendilerinin üzerlerinde düşen görevleri yapacaklardır ve çocuklarının birdenbire çok daha başarılı olacağını göreceğiz. Sizce ailelerin eğitimli ve eğitimsiz olması çocukların başarılarını etkiliyor mu? Başarısızlıklarını? Şimdi tabii direkt olarak etkiliyor. Yani eğer eğitimli bir aileden geliyorsa öncelikle eğitimin önemini anlıyor ve neler yapması gerektiğini biliyor. Fakat bir aile kendisi eğitim almamış olsa bile fakat bunları öğrenebiliyor ve en azından bir mücadeleye vermesi önemli. Çünkü programda da bahsettik zaten ondan.
Eğer mesela diyelim ki ilkokuldan mezun olmuş bir aile düşünün, işte üniversite eğitimi almamış bir aile düşünün. O aile bile eğer eğitimin önemli olduğunu çocuğuna ifade ederse, eline bir kitap alıp bir şeyler okumaya çalışır, bir şeyler yapmaya çalışırsa, çocuğuna derslerine destek olmaya çalışırsa, çocuk oradan mesajı alacaktır. Çünkü aslında okulların bünyesinde sistemler var. Mesela bu okulun efendim homework club'ları var, breakfast club'ları var, bir sürü okul içerisinde aktivite var, destekleyen sistemler var. Fakat veliler o sistemleri kullanmayı bilmiyor çünkü hiç sormuyorlar. Evet. Aslında ilgilenseler bu konularla zamanla fark edeceğiz ki aslında biraz itmeyle çok ciddi farkların olacağını görebilecekler. Kendileri olmasa bile o bariyeri aşacaklar. Çocukları kendilerinin üstünde bir konumda olacak. Onların çocukları da daha da yukarıda olacak bu şekilde. Ama eğer bu gayretimiz olmasa çocuklarımız da bizim konumlarımız olmuş olacak. Yani sonuçta velilerin, okul yöneticileriyle, öğretmenleriyle, işte kendi komünikasyon kurmaları, çocukların sorunlarını tartışmaları ve bu sonuçta da yani yardımcı öğretmenlerden veya yanına etraflardaki eğitim kişilerden yardım alarak çocuklarını yönlendirmeleri daha uygun diye düşünüyoruz değil mi? Şöyle, sonuç itibariyle velilerin ilgilenmesi dediğimiz, evet, zaten kastettiğimiz bu yani. Mesela veli toplantılarına gelmek, daima okulun okuldaki öğretmenleriyle iletişim içinde olmak, çocuklarıyla iletişim içinde olmak, çocuklarının ödevleriyle ilgilenmek, çocukların mesela ne gibi eksikleri varsa onları bilebilmek, evet, bunu bir raporunu okuyup çözebilmek, sonra onunla ilgili yapılması gereken şeyleri bilmek. Mesela çocuğun işte matematikte zayıfsa veya İngilizce'de zayıfsa bunlarla ilgili yapılması gereken şeyleri tespit edip onların üzerine gitmek, gerekirse özel ders aldırmak, gerekirse takviye edici kitaplar kullanıp çocuğa ekstra saatlerde ders çalıştırmak veya çalışmasını temin etmek, işte efendim çocuklarının evde ders çalışma ortamını kurmak, onlara kitaplar almak, ilgi çekici oyunlar almak, zekalarını artırıcı veya efendim bilgilerini artırıcı oyunlar yapmak, çocukları gezdirmek, mesela İngiltere'de onların ufkunu açıcı yerleri göstermek. Bunlar hep böyle velilerin yapabileceği böyle yüzlerce aktivite var. Fakat bazen ipuçlarına ihtiyaçları var. Yani şimdi, sosyal aktiviteler. Aktiviteler, şimdi mesela şunu görüyoruz yani buradaki mesela akşamleyin katılan velilerimizin pek çokları bu konudan muzdaripler. Ama bakıyorsunuz o kadar insanlar gelmişler. Yani akşamın bir vaktinde. Şimdi 110 yakın öğrenci varmış. Head teacher'la, evet, konuştuğumuza, evet, göre. 40 veli geldiğine göre bir. Yani yarısına yakın, yani üçte birden fazla bir veli bu akşam katılmış oldu. Bu şunu gösteriyor, insanlar gerçekten yapmak istiyorlar ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Yönlendirilmeye ihtiyaçları var, evet, bilgilendirmeye ihtiyaçları, evet, var. Biz de bunu temin edebilirsek zaten bu okullara bir konsorsiyum olarak yazdık, dedik yani böyle bir servisimiz var. Yani bu ilgi oldukça bu seminerler serisine devam çok etmek güzel istiyoruz. İnşallah bu seminerlerin devamını dileriz. Beraberce takip ederiz. Buradaki halkımızı, vatandaşımızı bilinçlendiririz. Toplumumuza yararlı bir gençleri yetiştiririz. Evet. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz oldu için. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin gelip de bu çekimi yapmanız çok güzel bir şey. Biz size teşekkür ederiz konsorsiyum olarak. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.